Manchester. Evet, mutfağa doğru geçelim abi. Şöyle bir daha otur. Gel sen. Nasıl sen hareket edersen? Ya vallahi şükür. Vallahi. Seni yurt daha iyi olur. Vallahi yıkarsın. Amin. Biz de programla programa koşturuyoruz işte. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir programla sizlerleyiz. Bu yeni programımızın ismi Bir Günlüğüne Sen Olmak. Bu Bir Günlüğüne Sen Olmak ne demek? Onun açılımını yapayım. Bizi evinize davet ediyorsunuz. Örneğin diyelim modunuz düşük. Bugün canınız yemek yapmak istemiyor. Malzemeler sizden. Yemeğinizi biz yapıyoruz. Ya da mutfağınız mı temizlenecek? Banyonuz mu pis? Ya da salonunuzda mobilyaların yerini mi beğenmediniz? Onları değiştiriyoruz. Yani kısacası bir günlüğüne siz oluyoruz. Ve bize bir tek görev veriyorsunuz. O görevi sizler için biz yerine getiriyoruz. Samet arkadaşımızın evine geldik bugün Keçiören'de. Samet arkadaşımızın evine gelmemizin sebebi de boş bir pazar günü programımız var, hatırlarsınız. Oradan bize Samet arkadaşımız yorum yazdı. Abi dedi bugün bize gelin. Gelin, misafirimiz olun. Bugün dedi modum düşük. Canım yemek yapmak istemiyor. Ama karnım aç dedi. Biz de bugün Samet'e misafir olduk. Bugün Samet'le hem sohbetimizi yapacağız. Hem Samet'in yemeğini yapacağız. Hem dinlenip çayımızı içeceğiz. Kısacası bugünlüğüne Samet'in yerinde biziz. Size iyi seyirler arkadaşlar. Evet canlar, aha Amel abimiz geldi, buyurun, eline süpürge de iyi yakışmış he. Abi sana vermediler mi bir tane şey, eşortman? Ha bu bizim işimiz. Samet kardeşim teklif etti, abi de eşortman vereyim, daha rahat çalışırsın dedi ama ya ben kendimi öyle daha rahat hissettiğim için böyle çalışmayı tercih ettim. Tamam. Şimdi bir yerden başlayacağız arkadaşlar haliyle. Nereden başlıyorsunuz? Abi bir yerden başlayalım çünkü programımızın ismiyle alakalı. Bir günlüğüne sen olmak. Bugün Samet kardeşimizin işlemimiz bir günlüğüne sen olmak. Samet kardeşim bize ne görev verdi? Bugün modum düşük. Mutfağımı temizleyin. Karnım aç ama yemek yapmak istemiyorum. Yemeğini yapacağız. Mutfağını temizleyeceğiz. Samet kardeşim de gördüğünüz gibi öyle keyifli olacak. Vallahi keyif onda ha. Yeminle vallahi bak. Memleket nere? Samet? Ankara Boratlı. Benim var bir tane tanıdık Boratlı'da arkadaş. Evet abi ne yapıyoruz? Abi bir yerden başlıyoruz. Samet kardeşim de keyfine bakıyor yine. Biz bir yerden başlamak için bir seçim yapalım. Sen bacak bacak üstüne at. Keyfine bak Samet. Mesela ilk başta abi şunun ağzını kapatalım, kenara koyalım. Ayağımızın altından almamız gerekiyor. Aynen arkadaşlar, şöyle de bir gösterelim odamızı. Mesela şunu bir kenara alıyoruz. Doğrucuğum ilk halımızı toplayalım. Abi yani bence de ilk halıyı toplama. Evet. Halıdan önce şu şey var ya bak. Onları alacağız çünkü kabak pisliği almazsak uçuşur yemek de yapamayız. Sağlıksız bir ortam olur. Aynen. Önce hijyenine sağlık. Yalnız abi bir şey diyeyim mi? Halıda şekil duruyor yemin ediyorum bak. Samet kardeşim zevkli demek ki. Oo, Samet tek mi yaşıyor? Tek abi. Oo, duyamadık, biraz bağırman lazım. Tek tek. Vay 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 vay. Yemeye çalışıyoruz işte. İyi iyi. Evet abi, onları ne yapıyorsun? Abi yer açıyoruz. Şimdi dediğim gibi ilk başta halımızı dışarı çıkaracağız. Bir tozunu alacağız. Ondan sonra yerleri silip süpüreceğiz. Dediğimiz gibi önce hijyen olmazsa hiçbir şey olmaz. Aynen. Önce ortamın sağlığı, hijyeni. Çünkü toz içinde yemek de yapılmaz, yaşanmaz da. Aynen öyle. Doğru diyorum vallahi. Peki bir şey soracağım. O kadar telefonu aldın götürdün. Evet. Ben senin yerinde olsam temizlik bir yana kalsın. Ne olacak sanki? Peygamber Efendimiz ne demiş? Temizlik imanla gelir. İlk sözümüz bu olsun. Akıllara kalsın. Hafızalarımızda bu olsun. Bir daha duyalım. Tam duyurmamıştır büyük bir ihtimal. Peygamber Efendimiz'in sözü. Temizlik imandan gelir. Çünkü pislik bütün kötülüklerin arasıdır. Hastalık bulaştırır, mikrop bulaştırır, sağlıksız olun, huzurunuz kaçar. Peki bir şey soracağım Samet lan.
Sen bu evde nasıl kaldın oğlum? Hiç mi temizlemedin? Hiç mi bir şey yapmadın? Bizi mi bekledin? Böyle bir program olacağını mı duydun? Ne yaptı? Adam demek ki temiz kalpli. Hissetti öyle bir şeyler olduğunu. Vallahi. Ve enteresandır. Şu şansı da var. Onu da söyleyeyim. Yüzlerce yorum varken ilk Samet'in yorumu düştü. Biz de hemen Samet'in teklifini kabul ettik. Abi sallama, ne yüzlerce yorumu ya. Allah'ını seversen. Hani var da ben mi görmüyorum, anlamadım ki. Reklam bir isketsi olmaz. Arkadaşlar siz de madem bunları duyuyorsunuz, yok işte yüzlerce yorum. Beni utandırın, yüzlerce yorum olsun. Bak koca 50 yaşındaki adam evini temizlemiyor. Ya bir yorum yapın, bir abone olun, gelsin sizin evinizi temizlesin. Ne istiyorsunuz şöyle çalışkan bir insandan? Evet arkadaşlar, bol bol yorum yapıp beğenin, kanalımıza abone olun. Ve bir günlüğüne sizin de misafiriniz olalım. Siz keyfinize bakın. O gün sizin yapmak istediğinizi biz sizin yerinize yapalım. Belki de alışverişe gideceksiniz. Hava çok sıcak, gözünüz yemiyor. Ya da yağmurun ıslanmak istemiyorsunuz. Alışverişinizi de biz yapacağız. Şimdi ben bu konuşmaların burasını keseceğim. Hiç konuşmadan biraz şey yapalım. Buraları hızlı bir şekilde. Tenisle konuşmaya gerek yok. Aynen. Başlıyorum ben. Şaka yaptım. Ben bu konuşmaların burasını da kesmeyeceğim. Arkadaşlar bismillah diyoruz, başlıyoruz. Evet, ne yapıyorsun abi şimdi? Abi, halımızı temizledik, tozları düşürmesin evet. Etrafa diye. Şimdi halıyı kaldırıyoruz, etrafın genel bir temizliğini yapacağız hemen. Hadi bakalım. Yine elektrik sürücüsüyle çekip hemen bir villadayla alacağız ki hijyenik, güzel bir ortam olsun. Çünkü burası mutfak. Evet. En çok temizliğe ihtiyaç ondan yer. Aynen öyle, aynen öyle. Bunlar ne Sametciğim, bunlar ne? Şunlara bir bakar mısınız arkadaşlar? Kağıtlar, böcekler, böcek yok gerçi, neler var? Utandırmak için. Aynen, aynen. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, Samet gerçekten çok şanslı. Benim evimde kendi işimi yapmıyorum böyle. Abi sen benim eve de geleceksin mi? Yorum yazarsan gelmiyor. Yorum yazmazsan gelmiyor. En çok yorum bende olacak. Hadi bakalım. Senin sesin güzel de gülü. Şarkı söylesene. Ama duyulmaz değil mi şu anda? Aynen. Bu sohbetimizde. Yemek yaparken sohbet edeceğiz. Çayımızdan bize sohbet esnasında Samet kardeşimden şarkısını dinleyeceğiz. Sen konuşuyorsun da ya senin sesin duyulmuyorsa abi. Ondan sonra montajla uğraştı. Ulan Allah'ın acemesi, nasıl yapacak o kadar montajı? Ve seyircilerimiz gönülden mutlaka duyar. Hiç merak etme. Tabii güzel şeyleri bir kenara alalım şimdi. Şöyle gelelim şimdi. Baba, Samet'teki keyfe bir bak, Allah'ını seversen ya. Yemin ediyorum evi temizleniyor. Abi daha önce böyle bir ev temizledin mi? Tabii kendi evimi bile temizlemedim ki böyle temizledim. Abi kusura bakma, nasıl olsa şey yapıyorsun ya. Onu da bir şey yapıver şöyle. Sevgili takipçilerimiz, yorumlarda Uğur'un kulağını hafiften çıtlatın. Samet ne yaptın? Utandın herhalde. Yok abi. Duyulmuyor, duyulmuyor. Şimdi konuş. Utanacak bir şey yok. Niye utandın? Evet. Elektrik süpürgesini çektik. Şimdi bir vilede atacağız. Mutfağımızın genel temizliğini aşağı yukarı yarılamış olacağız.
Ondan sonra yemek yapmaya gideceğiz, ortalığı toplayacağız. Bir şey diyeceğim abi lan. Bir adadan sonra gel. Şimdi bak. Burada ne var? Bak kameradan görüyorsun değil mi? Ne var burada? Bak. Şişeler var. Abo, düşünemiyorum bu nasıl bir duygudur. Samet ne yapıyorsun kardeşim benim? Şöyle abi. Almış orada. Abi adam boğulca susamış. İçecek içmiş. Gayet normal. Ya. Öyle dursun. Samet, ben duyduğuma göre onların kilosu 8 liraymış. 100 kilo biriktirirsen 800 lira cepte, haberin olsun. Daha öğrendim iyi oldu abi. Bitiririz onu. Samet'ciğim sana zahmet, bize 3 tane kendine de dahil bir terlik ver. Heh, terlik. Bile dağıtacağız tamam. Şimdi. Tamam. Hadi sen de çıkıyorsun abi. Ben burada sahneyi kesiyorum. Çık. Ulan sen şimdi... Ne yapıyorsun abi sen şimdi? Abi şu anda temizlik yapacağız. Su dolduruyoruz. Bir daha paspas çekeceğiz mutfağa. Ooo banyo... Temiz olmak için. Tuvaletin falan temizmiş ya. Değil mi? Evet zaten girişte oralara baktık. Samet'e tercihini söyledik. Banyonu, tuvaletini mi temizleyelim? Mutfağını mı dedik? Samet mutfağı tercih etti. Banyo, tuvalet temiz olmazsa en önemli olay. Çünkü her türlü mikrop oralardan gelir, tuvaletten, tabii, banyodan. Niye sıçıyorsun diye mi? Doğru diyorsun, sıçıyor. Makata Allah korusun. Mikrop kaçar, ışıkları kapatın bence. Titizim yani. He, bak, banyo, ışık tuvalet doğru. Her zaman titiz olur benim. Tamam bakalım. Hadi buyurun. Evet. Nereden başladık? Mutfaktan. Silimlere başladık vallahi. Helal olsun. Abi helal olsun vallahi. Yemin ediyorum var ya bal kök ne bal dök yala olacak. Olacak inşallah. İyi. Abi sen ben sana bol bol yorum yazarım ya. Vallahi bak. Vallahi istersen yazma evine gelmem. Doğru diyorsun yani. Yorum yok. Ev yok. Tamam. Yorum bol. Ev bol. Aynen. Biz de böyle. Temizlik sende. Yemeği de ben mi yapmaya başlayayım o zaman? Sana zahmet. Güzel de böyle kamera arkasında ya. Rahat rahat keyfine bak. Aa, hem de nasıl ya. Baksana. Şuradaki arkadaşı görüyor musunuz bakın? Şu arkadaşı. En keyiflisi o zaten. Yalnız bir şey diyeyim arkadaşlar. Çok güzel sesi var. Zaten size de sesi atacağız. Attığımız zaman da dinlersiniz. Ayrıyeten azallah. Boş bir pazar programı içinde arkadaşı çektik. Orada da daha detaylı bir şekilde hem kendisini tanır hem de kendisini dinlersiniz. Ha, Instagram adresini de koyacağız. Arkadaşı etiketler veya ekler. Oradan tanıdıklarınızı çağırmak ister ise çağırabilir. Çok konuştuk ya. Benim çene zaten hep böyle. Gece gidiyorum çalışmaya sabaha kadar. Abi öğrendiniz siz bu işi ya? Öğrendik. Abi şişeleri ne yapmayı planlıyoruz? Abi Samet kardeşimiz onun bildiklerine göre vardır bir planı projesi. Samet var mı? Şu anda yok abi ya. Ne yapmayı planlıyorsun belki peki? Belki onları biriktirip bilikleri satacak bir bankaya ortak olacak. Ha. Abi sen bence temizliğini yap ya. Komedyenlik olmuyor değil mi? Olmuyor. Şimdi biraz provasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Kuruluktan sonra da halini seyredeceğiz onu ya. Tamam. Maşallah he, poşet ev gibi yemin ediyorum en başta dediğim gibi. Ulan ne yapmışsın bu kadar poşeti ya? He? Helal olsun sana, vallahi helal olsun. O poşeti oradan al abi. Tamam. Olmazsın o sonra bir de. Şunu da şöyle çevirelim sonra başımıza şey çıkmasın. Şu yoğurdu alır mısın canım kardeşim benim? Yoğurdu al dolaba koy istersen. Orada bak bakayım böyle görünüp de reklam olacak bir şey var ise hepsini çıkart. Bak orada bir tane şey var bak. Şurada bak. Şurada.
Tepede, tepede yumurtalıkların üstünde bak şu yumurtalıkların malum üstünde malum şişine. Marka. Heh, malum marka. Bip. Evet, halımızı seriyoruz. Oo, yardım etti. Yardım etti. Yardım etti. Şaşırtıcı bir olay. Aman aman. Yavaş, yavaş. Beysel abi sözü. Hocaman adam şey yapıyor. Yardım ederim. Ne güzel işte. Bak ben de burada genç kamera çekiyorum. Şey kötüyorum az ya. Genç orada duruyor. Hoca adam çalışıyor. Bu programın adı bir günlüğüne aynen sen olma. Ondan dolayı yapmaya talim iş zaten. Yani formatımız bu. Bir günlüğüne sen olma. Benim gönlüm el vermez. Evet. Murat Baba şimdi ne yapıyoruz? Abi şimdi yemek faslına geçeceğiz. Yemekle çayı yapalım. O arada hem yemeğimizi yer hem çayımızı içerken güzel tatlı bir sohbet ve kırgır şamatamızı da yaparız. Seyircilerimizi de keyiflendiririz. O ara biz de biraz soluklanmış oluruz. Anladım. Peki ben bir şey soracağım ya. Şimdi her şeye telif geliyor da. Şu Murat ismine de telif gelir mi? İsmim Murat olduğu için bütün hakları bende. Tamam o zaman ben burada sonlandırıp yemek faslına geçiyorum. Aynen. Evet arkadaşlar, Uğur kardeşimiz de bize şimdi yemek ve çay da yardımcı olacak. Temizlik 2 dakikada bitti. Yemek dünya kadar sürecek. Ayrıyetten bir de bulaşık çıktı. Bunlar niye bana girdi? Sen seçtin kardeş. Ben yerleri silerken kıkır kıkır gülüyordum. Vallahi ya. Ya ne oldu? Şimdi gülme sırası bende. Şundan ağzını da tut da. Yani şu çay yapak, bir makarna yapacağım. Anam avradım olsun, elinizi yiyeceksiniz. Yemezseniz de hadi bakalım. Keyfiniz bilir. Kapat. Kaydoluyor mu? Sendeyiz. Sağ ol lan süper abi. 1,5 saattir makarna 30 kere kaynadı. Tamam mı? Sen kımıldama. Sen sabit kal. Tamam. Yusam kafanı amin. Tamam. Sen sabit kal. Şimdi makarnamızı yaptık bu arkadaşlar. Yani bu evin sahibi de bir don verdi. Yemin ediyorum. Bak ha, don yırtık. Yani eğiliyoruz, kalkıyoruz, mahkıyoruz. Yani karşımdaki kamerayı tutan arkadaş maazallah yaşlı olmasa değişik düşünceler içerisine girecek. Bu arada güzel de bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir film geliyor. Aklınız, hayaliniz almayacak. Abi dediğim gibi sen kımıldama. Kamera benimle beraber hareket edecek. Biz doğallı adamız. Anlatabildim mi? Hani az geriye gidebilirsin. Şimdi ben bunu süzeyim. Tabii böyle bir düşüncem var ama becerebilme konusunda beceri olamadım. Tamam, ben yavaş yavaş şey yapayım. Samet Bey! Buyurun. Hani mümkünse tamam evinde. Yemeğini de yapıyoruz da şunu tut bari. Ve orayı tut da önümden çekil Samet. Kamera beni görsün. Ulan Samet hiç mi bilmiyor? Süpersiniz. Daha deminki aksaklıktan kırptık. Buraya bağladık. Devam ediyoruz. Tut evladım tut. Ulan yemin ediyorum seni iyi yaşıyor tek başına ya. Malum. Makarna çok. Bismillah. Makarna çok. Tencere küçük. Süzgeç. Valla şey gibi. Allah Allah. Manyak yaptım manyak. Yemin ediyorum manyak yaptım. Bak. Tamam, bundan sonrası artık ayıp olur. Kaydı kapatabilirsin. Sabitçin, bize evine misafir ettiğin için teşekkür ederiz. Geldik, temizliğimizi yaptık. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Seninle tanıştığımıza da memnun olduk. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bir görevimizin daha sonuna geldik. Sizlerden ricamız YouTube kanalımızda Mum Medya. Bizi takip ederseniz, yorumları yaparsanız, videolarımızı beğenirseniz ve bildirimleri açıp kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Siz de evlerimize misafir olmamızı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın, belirtin. Sizlere de misafir olalım. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.